Peki tahmin safra ediyorum. kesesi neden oluşuyor hocam? Safra kesesi karaciğerin altında safrayı depolayan bir organ. İltihaplanmaları sıklıkla taş ve çamurla beraber seyreder. Safra kesesi içerisindeki taş, mesela bu sabah gördüğüm bir hastada ana safra kanalına doğru birkaç taş düşmüş ve safra kesesinin çıkışını tıkamış. Taşlar kolesterol taşları, bilirubin taşları gibi gibi birçok çeşitten dolayı oluşabilir. İrili ufaklı safra kesesi taşları. Çok küçükleri de var. Çok büyükleri de çok var. Büyükleri de var, evet. Nasıl oluşuyor? Bakın böyle. Yani bu safra kesesi taşı yani bünyede, vücutta nasıl duruyor? Nasıl oluşuyor? Neden oluşuyor? Karaciğer burası. Yemek borusu, mide, 12 parmak bağırsağı. Şimdi sistem şöyle çalışır. Yemek diyoruz, çiğnedik, yutuldu. Yemek borusu da mideye gelir. Midede öğütücü hareketlerle ve asidin kimyasal iritasyonuyla beraber gıdalar parçalanır. Boza kıvamına gibi gelince mide çıkış deliği vardır burada. Yani 5-7 milim genişliğinde bir delikten yavaş yavaş bu hareketlerle mideden 12 parmak bağırsağına geçer. 12 parmak bağırsağında bu köşe önemlidir. Burada artık kimyasal sindirim başlar. Pankreas ve karaciğerden gelen salgılar. Bunlar da karaciğer safrayı yapan organdır. İçerisinde böyle dallar vardır. Bunlar birikir safra, iki ana safra kanalıyla ortak bir kanal haline gelir ve pankreasın içinden geçip buraya dökülür. Şurada daha açık çizildiği gibi. Şimdi burada bir de safra kesesi var. Bu karaciğere yapışık, halk arasında öt dedikleri. Safra üretmez ama kendisinin çapı aşağı yukarı bir çay bardağı kadar hacmi vardır. İçerisinde safrayı emer açken ve bekler. Yumurta gibi yağlı gıdalar yendikçe de çok yoğun safraya ihtiyaç olduğu için buradan ana safra kanalına safrayı döker. Böyle. Dolayısıyla bu safra üretmez ama. Böylece safra 12 parmak bağırsağına geldi. Buradan gelen gıdaların içerisinde de yağlar var. Yağları yağ asitlerine indirger. Kimyasal olarak parçalar. Yağlar yağ asitlerine indirgendi. Buradan ilerliyor. Buradan da emilmeye başlıyor ince bağırsaktan. Daha sonra da atık olan kısım 12 parmak bağırsağına geçer. O da sıvısını emer ve dışkı haline gelir. Bu biraz önce gösterdiğim apendisten bahsettik ya. Apendiks de burası. Kör bağırsak. Burada girişi var. Giriş çıkışı tek. Burası bir şeyle tıkanınca bu şişiyor. İltihaplanıp patlayabiliyor. Şimdi bir de pankreas var arkada, midenin arkasında. Pankreas da proteinleri parçalayan enzimler üretir. Yediğimiz şeyler içerisinde proteinleri amino asitlere indirgeyen maddeler salgılar. Bu birçok insanda iki kanal bir nehir ağzı gibi birleşerek bağırsağa dökülür. Dolayısıyla bazen küçük safra kesesi taşları, o kavanozda gördüğümüz gibi, onlar daha da tehlikelidir esasında. Küçükleri buraya tıkayabilir. Ya da buradan ana kanala düşebilir, çıkışı kapatabilir. Çıkış kapanınca karaciğerden safra akamaz. Pankreastan da sıvılar akamaz. Amilaz lipaz dediğimiz enzimler yükselir. Çok şiddetli, ağırlı bir tablo meydana gelir. Ve burası tıkanır ve kapanır. Bu sefer ERCP denilen özel bir işlem yapılıp ana kanal açıldıktan sonra safra kesesi ameliyatını yapmak gerekir. Peki hocam, safra kesesi herkese görülür mü? Kimlerde görülür? Safra kesesi bayanlarda daha çok görülür. Bir sendrom gibi anlatılır. İşte 40 yaşında bayan, sarışın, beyaz tenli, bu tür insanlarda daha çok safra kesesi taşı olur diye denir. O yani karaciğerin safra üretme kapasitesi ve yoğunluğuyla ilgili bir şey. Bir de bazı ailelerde mesela annesinde, anneannesinde var, kızında var falan, böyle ardı sıra gelen yani gruplar da var. Genetik de var gibi. Ben çünkü çok safra kesesi ameliyatı yaptığım için mesela böyle hastalarda aileden gelenlerde özellikle bir yapısal bozukluk oluyor. Mesela safra kesesinin çıkışı daha dar oluyor örneğin, ya da karaciğere gömük oluyor. Yani ağzı burnu gibi, orası da benziyor annesine mesela. Ama daha çok kadınlarda yağlı, çok yumurta yemek bunu tetikler. Ben bu dönemde biraz onun etkisi olduğunu düşünüyorum. Şimdi mesela hep kahvaltı falan yapmaz iken biz, şimdi her düzenli kahvaltı yapıyoruz. Evet. Her gün yumurta yiyoruz falan. Bunlar giderek şeyi arttırıyor bu sefer.
riski arttırıyor. Şöyle bir tabir kullanırsınız. Gerçekten de doğru. Her şeyin fazlası zarar. Evet, evet. Aynen. Yani yediğimiz yiyeceklerin de fazlası zarar. Kesinlikle öyle. Hem hekimler öyle hem yaşlılar da öyle der. Evet. Hani böyle. Tabii belli bir yaş oranı da çok önemli hocam. Şu anda evet koronavirüsünden dolayı 65 yaş üstü dışarı çıkmasın. Kendisini evde korusun, evde izole etsin diye evde kal çağrıları yapıyoruz. Evet. Peki o yaşlarımız ne yapsın? Nelere dikkat etsinler? Çünkü onlar biraz daha bu süreçte riski altındalar. Onlar da evet safrada görülebilir, farklı bağırsak rahatsızlıkları da görülebilir mi? Görülebilir. Şimdi bu konuda biraz farklı algılandı toplumda bence. 65 yaşın bir suçu yok. Yani bu insanların bir suçu yok. Bunlar risk altında olduğu için evde kalınsın diyor, sokağa çıkmasınlar. Evet. Ama evde kalması gereken mümkün olan herkes evde kalsın. Yani insanlar, onlar bulaştırmıyorlar. Ben böyle bir iki yerde ters tepkilere neden oldu diye gördüm. Ya tam bilgilendirilemediği için insanlar. Şimdi bir kere bu insanların kronik hastalıkları var ise o hastalıkla ilgili ilaçlarını şimdi düzenli kullansınlar. Örneğin şekeri var, alıyordum, almıyordum, hapımı bilmem ne falan diye o düzenli içilsin. Tansiyon ilacı düzenli. Bir kere kendi yaşantısına da bir çeki düzen verip o maksimum iyilik halini sağlaması lazım. Onun için de yeme içme de tabii önemli. Yani evde yiyeyim diye çok hamur işlerinden, çok yağlı kızartma ve yumurta gibi böyle ağır gıdalardan, çok yağlı şeylerden uzak durmak lazım. Biraz da yani ne kadar yapılabilirse hareketlenmek lazım evin içerisinde. Yani ne bileyim biraz mekik mi olur, oradan buradan biraz kıpırtı, aerobik hareketleri falan ne de olsa bir şey olur. Hem havalandırılır evin içerisi hem de biraz da hareketi arttırmış olur. Benim önerim bunlar. Evet. Peki safra kesesi 40 yaş üstünde görülüyor dediniz ya hocam. Evet. Altında da görülebilir. Altında da görülebiliyor mu? Tabii tabii. Yani çocuklarda olur. Çocuk genç yaş aralığında 13, 15, 20, 23 falan bunlarda da hep ameliyatlar yaptık ama daha çok 40 ve üstünde olur sıklıkla. Ama en büyük etken yağlı yemek. Evet. Ve yağdan kaçınacağız. Yumurta dediniz. Yağlı yumurta. Evet, yağlı yumurtadan biraz kaçınacağız. Az yiyeceğiz, çok abartmayacağız. Evet, doğru.